Türkiye Nerenin ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Gökhan Çapoğlu, Hüsnü Bozkurt. Sayın Merhaba. Bekir'im, öyle güzel geldiniz ki yani insan kendi geçmişine, kendi atalarına, kendi kurucu gücüne, kendi kurucu değerlerine nankörlük ya da ihanet etmenin bedelinin çok ağır olacağını düşünmeye başlıyor sizi Evet. Ve o dinledikten bedeli sonra. hep beraber ödüyoruz yani. Evet, bu çok ağır bir bedel ve Türkiye şu an o bedeli ödemeye başladı. Buyurun. Şimdi Sivas Kongresi'nden girmiştim. Yani 1918'de nasıl Türkiye siyasetsizleştirilmiş ve halk kendi içinde örgütlü siyasetle politikalara müdahale etme olanağından yoksun bırakılmışsa, şimdi de aynı tehlikeyle karşı karşıyayız 2018'de. Bakın, çok bilinçli bir iş yapıldı. Önce 12 Eylül 2010 anayasa değişikliklerini düşünün, referandum, Referandum. yargı bağımsızlığı, mezardakileri kaldırın. Bizim Haluk Pekşen dostumuz sizin programınızda, ben de vardım, açıkladık. 2,5 milyon üretilmiş seçmen var Türkiye'de 2011'den beri. Bunu bilerek koyalım. O 2010 referandumundan sonra 2014'e geldik. 2014'te o seçmenlerin de katıldığı seçimler. Sonra 2015, 7 Haziran, 1 Kasım. Sonra işte 15 Temmuz. Nedir 15 Temmuz? Hep söyledim. Hala bu televizyon kanallarına çıkan, akılları sıra iktidarın yandaşı olan bir takım arkadaşlar, kimi akademisyen, kimi gazeteci kılığına bürünmüş. Hala işte askeri darbe de FETÖ'cüleri temizliyoruz da bilmem ne de. Geçin. 15 Temmuz tam bir emperyalist işgal planıdır kardeşim. Bu ülkenin 1000 yıllık, 2000 yıllık devlet yapısını, silahlı kuvvetlerini mefluç etme, çökertme operasyonudur. Ona dayanılarak yapılanlara baktığınız zaman da başarısız bir darbe girişimi falan da değildir. Sonuçları itibariyle söylüyorum. Elbette FETÖ'cü hainler kullanılmıştır. Elbette bunları geçiyorum ama asıl olan nedir? Bakın, her yerde söyledim, hep söyledim. İşgal kuvvetleri Mütareke İstanbul'un da Osmanlı ordusuna 15 Temmuz'dan sonra Türk ordusuna yapılanı yapamamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan sonra işte Sivas Kongresi, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920-23 Nisan'da açılması, düzenli ordu. Neyle kuruldu düzenli ordu? Erzurum 15. Kolordu, Konya 20. Kolordu, Fahrettin Altay'ın mürettep süvari kolordusu, Balıkesir'de Bekir Sami Bey'in 66. Tümeni. Ne vardı başka elimizde? Onlarla kurduk biz düzenli orduyu. Ve ilk defa 1699, 1683 2. Viyana Bozgunu'ndan ve 1699 Karlofça'dan sonra ilk defa Çanakkale'de bir savunma savaşı kazandık. Ve ilk defa 1922'nin 26 Ağustos'unda bir taarruz savaşını kazanıp vatan kurtardık. 5 gün önce 30 Ağustos'tu. Bırakın saraydaki smutileri, bilmem neleri, magazinle uğraşmayalım arkadaşlar. 30 Ağustos, ben Türk'üm diyen, ben bu vatanın ekmeğini yedim, suyunu içtim diyen herkes için adeta kutsal bir emanet gibi her gün hatırlanması gereken bir büyük zaferdir. Dünyanın ilk mazlum devletlerden biri, mazlum milletlerden biri emperyalizme karşı bir ulusal bağımsızlık savaşını kazanıp onun üzerine 9 Eylül'de işte İzmir, sonra Mudanya Mütarekesi, sonra 24 Temmuz Lozan, ondan sonra 9 Eylül 1923 CHP, Cumhuriyet Halk Fırkası, sonra 29 Ekim 1923 Cumhuriyet. Bakın o Cumhuriyet. O Cumhuriyet öyle muhteşem bir başarıdır ki, öyle muhteşem bir başarıdır ki, çok ciddi söylüyorum. 1000 yıllık İslam ülkeleri tarihinde ilk defa dünya tıp literatürüne geçen 1937'de o genç cumhuriyetin İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ndeki cildi hocası Hulusi Behçet'tir. İlk defa dünya eğitim tarihine özgün bir mazlum millet projesi olarak sunulan köy enstitüleri o cumhuriyetin büyük zaferidir. İlk defa 400 halk evi ve 4000 halk odasıyla halkını kitapla buluşturan bir geri bıraktırılmış ülkenin büyük bir eğitim zaferidir.
Öyle kalkındık biz. Bugün kalkıp da eğer diyebiliyorsak ki doktorlarımızın, eczacılarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, öğretmenlerimizin, işte efendim iş insanlarımızın yarısı kadın. Yarısı kadın. Daha Suudi Arabistan'da kadınlar sokağa yanlarında aileden bir erkek olmadan çıkamıyor. Pakistan'da 5000 medreseyle dini eğitim yapılıyor. Ve bu cumhuriyet, bu ülke öyle büyük bir başarıya imza atmış ki bir yandan eğitim, bir yandan insan hakları, bir yandan demokrasi, bir yandan siyaseti yeniden oluşturma, bir yandan kalkınma, sanayileşme. Ya, yani samimiyetle söylüyorum, bunları bırakın ders gibi okumayı falan filan, bu ülkeyi yönetmeye soyunan herkesin gidecek o Çanakkale'de kardeşim anafartaları görecek, arı burnunu görecek, Seddül Bayır'ı görecek. Gelecek burada Dumlupınar'ı görecek. 154 bin insan ne için şehit olduğu anlayacak. Anlayacak. Böyle şehit edebiyatı yapmakla bu iş olmuyor. Olmuyor. Neden? Neden biz kapitülasyonlar için kıyameti kopardık Lozan'da da 3 ay ara verildi de sonra davet üzerine tekrar gittik ve o kapitülasyonları kaldırdık. Peki kaldırdığımız kapitülasyonlardan sonra bu telekom kapitülasyon değil mi kardeşim? Elin arabına Türk Telekom'u verdiniz. 20 milyar dolar millete taktı gitti adam. Şu Halk Bankası'nda olan kepazelik. Bunların her biri bir demokrasi ülkesinde hükümetlerin utançlarından harakir yapması gereken kepazeliklerdir ya. Üzerinden geçiriyor gidiliyor. Ne güzel iş. Ne güzel iş. Az önce Sayın Bakan söyledi. Bakın Osmanlı'nın son dönemi. 1854 Kırım Harbi'nden sonra ilk dış borcu alıyoruz. Ta 1954'te bitti ha son taksidi. Gırtlağına kadar Ceneviz bankerlerine, Rothschild'lara borçlandırıldı bu ülke. O borçlarla Dolmabahçe Sarayı yapıldı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, başbakanların çalışma ofisleri var efendim Dolmabahçe Sarayı'nda. Güzel. Bir tane yazlık saray olmadı, bir tane bin odalı bilmem ne saray. İtibar, itibar. Fransız heyeti meclisi ziyarete gelecek. Maliye Bakanı geliyor Mustafa Kemal'e diyor ki paşam bu heyete yemek yedirecek ne tabağımız ne çatalımız ne kaşığımız ne de tenceremiz var. Bir emir buyurun da diyor Mimim grubu İstanbul'dan bize silah kaçırıyorlar. Biraz işte porselen takım şu bu diyor ki efendi bizim milletvekilleri tahta kaşıkla bakır kapta bulgur aşına talim ediyorlar. O Fransız heyeti aynı yemeği yedireceksin. Bizim hangi şartlarda bu bağımsızlık savaşını verdiğimizi onlar da anlasın. Beyefendi itibar saraydaki bin dolarlık kristal bardakta değildir. İtibar vicdandadır. Tarihin karşısında haklı noktada durabilmektir. Ve milletini üretimle ayağa kaldırabilmektir. Biz bütün üretim tesislerimiz, şimdi çözüm. Çözüm ne? Çözüm yeniden Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmeyi becermekte. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Çok inanarak söylüyorum. Çünkü biz nasıl 1923'te bu cumhuriyeti kurduğumuz zaman yok yoksul Anadolu karasında her yerde tüten fabrikaları, her yerde o kalkınmayı becerebilmişsek bugün de becerebilir. Ben bu milletin ferasetine de, ilmine de, irfanına da inan ki güne oynuyorum Fatih Bey. Çok samimi söylüyorum. Yeter ki önünde doğru hedefi gösterecek liderleri görebilsin. Çok samimi söylüyorum. Bugün Türkiye'nin çıkar yaşıdır. Bak, bölge merkezli dış politika kardeşim. Nedir? Rusya'yla, İran'la, Irak'la, Suriye'yle Türkiye bir olacak, bu kepazeliğin önüne geçecek. Türkiye, Amerika ile Rusya'nın Orta Doğu çıkarlarının piyonu olamayacak kadar önemli bir ülkedir. Yeter ki doğru politikalar uygulayalım. 2011'den itibaren Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız deyip, Şii Esad'ı devirmek için eğer Suriye'deki iç savaşa benzin dökmeseydik, Körfez, 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin kuzeyindeki çekiç güç operasyonlarına teşne olmasaydık bugün ne Irak o durumdaydı ne Suriye bu durumdaydı. Şimdi İdlib'de 3 milyon insan sıkışmış. 100 bine yakın kimi kaynaklara göre, kimi kaynaklara göre 55 bin silahlı terörist militan var. Hem de kafa kesen, kelle kesen militan var. Ya oradan işte Rusya bugün bombalamaya başladı. Ya oradan 3 milyon mülteci daha gelirse. Şimdi sınıra beton bariyerler kuruyoruz.
beton bariyer kuruyor. Halbuki 2011'de akıllı olsaydık, bölge merkezli dış politikayla, Suriye'de Esad'la, Irak'ta Irak yönetimiyle, İran'da İranlılarla, Rusya'da Rusyalılarla doğru dürüst ilişkiler kursaydık, Amerika'yla da doğru bir politika götürseydik, ne Suriye bu noktadaydı ne de biz bugün bu zorluktaydık. Bir şey soracağım burada. Şu İdlib haritasını getirelim arkadaşlar. Şimdi Türkiye neden komşu ülkelerle ilişki kurarken kendi ulusal milli çıkarlarını, kendi ülkesinin geleceğine yönelik önemli kazanımları göz önünde tutmak yerine Müslüman kardeşlerin, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, Ahrar-ı Şam'ın korunmasına yönelik İdlib'deki olduğu gibi ya da Fırat denen o El-Bab olayında olduğu gibi yani neden Türkiye dış politikasını bir siyasal İslam'ın, siyasal İslamcı grubun hegemonyasına terk edecek kadar ucuzlattı? Neden biz ulusal çıkarlarımız yerine Mursici Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'daki çıkarlarını savunan lejyoner haline geldik? O getirin arkadaşlar o şeyi İdlib'i. Bak Sayın Ertürk, samimiyette şunu söyleyeyim. Az önce Sayın Gökhan Çapoğlu hocam da söylediler. Bu ideolojik körlük falan değil. İdeolojik sapkınlık. Altını çiziyorum. İdeolojik sapkınlık. Bu yeni Osmanlı hayali. Arap-İslam aleminin liderliğine heveslenme ham hayali. Bakın Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneteceklere vasiyet gibi bir öğüdü var. Diyor ki bir, kuzey komşunuzla iyi geçinin. Kuzey komşu Sovyetler Birliği, şimdi Rusya. İki, Orta Doğu Arap devletlerinin kendi aralarındaki mezhep kavgalarına Türkiye'yi bulaştırmayın. Üç, bölgedeki, petrol bölgesi bu bölge diyor, bölgedeki emperyal oyunların piyonu olmayın. Bakın şimdi, Rusya uçağını düşürdük, Rusya'yla papaz olduk, 2 senede orayı zor düzelttik. Suriye'deki Şii rejimi devireceğiz diye Arap devletlerinin kendi aradaki mezhep kavgalarına Türkiye'yi bulaştırdık. Gırtlağımıza kadar Suriyeli doldu. 4 milyon Suriyeli var, 40 milyar dolar harcadık. Üç, emperyal planların piyonu olmayın. Büyük Orta Doğu projesi. Beyefendi, Büyük Orta Doğu projesinin haritasını 2003'te bizim Genelkurmay Başkanımızın önüne koydu adamlar. Condoleezza Rice diye bir Amerikan Dışişleri Bakanı. Dedi ki kardeşim biz Akdeniz'den Çin Denizi'ne kadar 23 ülkenin rejimlerini ve sınırlarını değiştireceğiz. Aha bu da haritası dedi. Ya o harita Türkiye'yi bölüyor kardeşim. Türkiye'nin doğu güneydoğusu ta Kars Ardahan'a kadar Büyük Kürdistan demiş. Adam yazmış oraya. Haritayı da senin önüne koymuş. Bunu Tayyip Erdoğan da biliyor. İşte o zamanki Dışişleri Bakanı. Peki Tayyip Erdoğan bunu biliyorsa bilmeyerek mi ben BOP eş başkanıyım? Şunu söyleyeceğim bak, şunu söyleyeceğim. Şimdi mantıken bir düşünün Allah aşkına. Bir ideolojik körlük diyor Sayın Bakan. Affınıza sığınarak. Hesapla. Bilinçli yapılan bir iş bu. Yani bu ideolojik körlük mörlük değil. Yani ideolojiden dolayı körlük o anlamda. Size yani katılıyorum. Söylemek istediğim şey şu. Kardeşim senin ülkeni bölmek için çizilmiş bir haritayı kadın önüne koyuyor. Sen diyorsun ki ben bunun eş başkanıyım. Ne yapacaksın? Peki bana söyleyin. Şimdi yerli ve milli deniyor ya. Bak Sivas Kongresi. O kongreyi yapanlardan biri de ünlü televizyon ve radyo spikeri Orhan Baran'ın babası. Tıbbiyeli Hikmet. Askeri Tıbbiyeli Hikmet. 20 yaşında. Ha? Ne diyor? Milli sınırlar içinde vatan bütündür, parçalanamaz. Bak kardeşim senin 18 adanda hala Yunan bayrağı dalgalanıyor biliyor musun Ege'de? Süleyman Şah Türben de hala orada. Ve şimdi sen sınırların, sevgili Fatih Ertürk, sınırların kevgire dönmüş kardeşim. Kimin girip çıktığı belli. Bak ben Konya'da bir özel hastanenin yöneticisiydim. Vilayette topladılar özel hastane yöneticilerini. Dediler ki Suriye'de iç savaş var. Orada savaşanlar gelecekler, Türkiye'de tedavi olacaklar. Siz bunları tedavi edeceksiniz, faturalarını da bize vereceksiniz, biz ödeyeceğiz. Şimdi bakın, bunların hepsi yaşandı. Bugün çözüm ne? Çözüm. Bak, ciddi bir ekonomik krizdeyiz. Bu ekonomik krizin öyle dış güçler, müş güçler bunları geçin.
Bu kriz haritayı yapısal. Haritayı kaldırın artık arkadaşlar. Bu kriz yapısal Fatih Bey. Nasıl yapısal? Çünkü siz ekonominizi üretimden kopardınız kardeşim. Tamam. 15 yıldır ekonomiyi Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, o önünde el pençe divan durduğunuz, bacak kadar veliahtının elini öptüğünüz kralının himayesiyle gelen sıcak paralarla döndürüyorsunuz. Bu. Ekonominiz çökmüş. Niye? Üretimden kopmuş. Bana söyleyin, son 17 yılda, 15 yılda Türkiye'nin herhangi bir sanayi alanında bir tane yeni bacası tütmüş mü? Tekstil sanayi mi kurduk kardeşim? Otomotiv sanayi mi kurduk kardeşim? Uçak sanayi mi kurduk? Ne kurduk? Bakın ne deniyor sürekli? Ya ben Milli Savunma Komisyonu üyesiyim kardeşim. Senin Altay tankının motoru Almanya'dan geliyor ya. Ne konuşuyorsun ya? Neyi konuşuyoruz ya? Eğitim uçağının motoru Allah Güney Kore'den ya. Geliyor. Allah aşkına yapmayın. Savunma sanayi, savunma sanayi. Şöyle uçuyoruz, böyle uçuyoruz. Bir İHA'ları belirlemişler. Ya İHA dediğin ne Allah aşkına ya? Üstüne bir tane kamera koy dolaşıyor. Yani bu savunma sanayi değil. Bakın şimdi F-35 uçakları. Görünmez uçak falan. Ne kadar görünmez olup olmadığı daha belli değil. Şimdi Türkiye S-400 füzeleri alıyor Rusya'dan. S-400 füzeleri alıyor diye kıyamet kopuyor. Bu tarafta da F-35. F-35 NATO'nun yani Amerika'nın bir silahı. S-400 de 400 kilometre mesafeye kadar bütün hava hedeflerini ve kara hedeflerini görme kapasitesine sahip bir radar sistemine ve savunma sistemine kavga buradan kopuyor. Ve biz kendi ulusal sanayimizi ihmal ettiğimiz için ve üretim ekonomisinden koptuğumuz için şimdi geldiğimiz noktada 70 milyar dolar cari açıkla, 453 milyar dolar dış borçla ne yapacağız? Yapılacak şey belli. Tekrar karma ekonomiye döneceğiz kardeşim. Tekrar üretim tesislerimizi devletleştireceğiz kardeşim. Jeremy Corbyn İngiltere'de çıktı dedi ki bütün petrol şirketlerini devletleştireceğim. Muhtemelen önümüzdeki seçimde İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn gelecek. Evet, İngiltere'de bakın, öyle bütün bir dünya, sol ve sosyal demokrat beyin evet. var ama İngiltere'de. Bakın Amerika'da Sanders. Amerika'da bile. Amerika'da Sanders. Sayın Hocam. New York'ta bir kadın çıktı. Evet. Angelette. Aynen. İnanılmaz. Şimdi bakın demokrat bütün dünya kadın. Şuna gidiyor. Dünya bunu gördü. O işte Huntington'ların vay işte bilmem neyin sonu, tarihin sonu, cartçurt hepsi bitti. Devlet bir Stiglitz diyor ki biz devleti ihmal ettik. Devleti yeniden tahkim etmek zorundayız. Bütün dünya kendi ulus devletini güçlendiriyor. Biz de ulus devletin yok olduğu modasına maalesef iktidarıyla, muhalefetiyle herkes teşne oldu kardeşim. Adeta devletçiliği savunmak. Ya bu cumhuriyetin kuruluşunda altı ok dediğimiz bizim ne? Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, devletçilik, laiklik. Hangisinden şikayetçisiniz kardeşim? Neden bugün devletçilik, niye biz savunmuyoruz? Devletçilik derken karma ekonomiyi söylüyorum. Özel sektör ve devlet sektörü emek ve sermaye üretim bazında ne kadar işbirliğini geliştirebilir ve oradan bir üretim ekonomisi üretebilirse, yaratabilirse o zaman kalkınıyorsunuz. Türkiye 1920'nin şartlarını düşünün. 1923'te kurulan cumhuriyeti düşünün. 2002'ye gelinceye kadar bakın 1939-45 İkinci Dünya Savaşı 1946'dan 2002'ye kadar Türkiye'nin toplam dış borcu özel sektör, efendim merkez bankası hepsi 129 milyar dolar. Bugün 453 milyar dolar. Bu beyler 320 milyar dolara yakın dış borcu aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme parasını koydular üzerine 400 milyar dolar. 1.6 trilyon dolar da vergi topladılar 16 yılda. 2 trilyon doları betona gömdüler kardeşim. Ve sen şimdi dolar bazında parayla Osman Gazi Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden bilmem nereden geçiyorsun. Ondan sonra millete diyor ki yastığının altındaki doları getir bakalım hemşerim. Yerli ve milli ol. Yerlilik, millilik ancak üretim ekonomisiyle, bölge merkezli dış politikayla, komşularınla doğru ilişkiler kurmakla ve dünya siyasetini doğru okumakla anlaşılır. Bakın Çin Suriye'de, Rusya Suriye'de. Masa, biz şimdi Astana süreci falan diyoruz. Ha, doğru bir süreç yani Astana sürecine bir itirazım olduğu için söylemiyorum. Ama ne zaman girebildik?
sınırımızdan içeriye 4 milyon Suriyeli geldikten sonra. Şimdi tekrar söylüyorum. Türkiye mutlaka Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına dönmek zorunda. Bu asla böyle işte 1930'lara mı dönelim, hiç küçümsemeyeceksiniz. Çok ciddi işler yapılmıştır. Kuruluş ayarlarına dönmek demek, kuruluş ayarlarının mentalitesiyle günümüz gerçeklerini harmanlayıp doğru siyaseti ortaya koyabilmektir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu çizgideyse hay hay onunla da yürürüz. Ama doğru çizgi budur. Doğru çizgi CHP'siyle, MHP'siyle, HDP'siyle, İYİ Partisi'yle, işte Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti yeniden ete kemiğe büründürmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi beyefendi 1920'de kurulmuş. Yahu ordu yok, para yok, asker yok, hiçbir şey yok. Sakarya Savaşı'nda ordunun %37'si, 40'ı kaçak kaçak. %20'si hiç gelmemiş. Ya %60 asker kaçağı var neredeyse ya. Böyle bir ortamda devlet kuruyorsunuz. Bakın. Şimdi bunları iyi anlamak lazım. Hakikaten bak samimiyetle söylüyorum. Bu milletin ferasetine güvenmek lazım. Ama millete doğru hedefi gösterecek bir siyasi iradeyi de ortaya koymak lazım. O bakımdan ben parlamentoda şu anda milletvekili olarak görev yapan 600 arkadaşıma seslenmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevsiz bırakılmasına asla rıza göstermeyin kardeşim. Bakın o devlet Sakarya Meydan Muharebesi'yle 1921 Eylül, 1922 Ağustos arası Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkisini elinden alıyor meclis. 3 defa kürsüye çıkıyor. Saatlerce konuşuyor. Bırakamam, bırakmayacağım diyor. İkna ediyor. Yine meclis kararıyla 1 yıl başkumandanlık görevi uzatımı. Yok diyor. 3 ay verin yeter. 3 ayda bir uzatın. Şu yetkileri vermeyin. Ya arkadaş. Büyük Millet Meclisi ya. Milli irade. Bana söyleyin şimdi. Şu milli irade dediğiniz 600 vekil olan meclis şu anda ne işe yarıyor? Bana anlatın. Bakın İdlib haritasını getirdiniz az önce. Rusya şimdi orada başladı operasyona. Bizim orada gözleme merkezlerimiz var. Amerika ile Rusya'nın belli zımni anlaşmaları olduğu söyleniyor. Çin orada, Rusya orada, İran orada. Biz Büyük Millet Meclisi ne yapıyor şu anda? Hangi noktada? Ekonomik kriz diyoruz ya. Ya arkadaş Devlet Bankası bir gece. Aha bu Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekili maaşları falan da oraya yatıyor. Halkbank Allah Allah gece saati 3.72'den dolar alıyor, 3.88'den dolar atıyor. Dolar piyasa diğer bankalarda 6.80. Şimdi bu nasıl olabilir bu? Ne demek bu? Ya bu hükümet götürür ya. Kimsenin arkadaşı, ne Halk Bankası Genel Müdürü kalkmış? Vallahi diyor taşeron firmanın bilmem. Telekom. Bakın Telekom. Hiç umursamadılar ve şunu söyledi. Genel Müdür kimse zarara uğramadı. Yani hiç onların ama bir sorumluluğu yokmuş gibi. Sevgili Ertürk bu şuradan kaynaklanıyor. Toplum siyasetsizleştirildiği için siyasetin buna müdahale imkanı kalmadı. AKP'nin şu kadar milletvekili var 295. MHP'nin şu kadar var. İYİ Parti'nin bu kadar var. İşte 146 mıydı? 144'e indi herhalde. İki tane mümtaz milletvekilimiz biliyorsunuz istifa edip ayrılıp Saadet Partisi'ne gittiler. Arkadaşlarımız Saadet Partisi'ne ikramda bulunmuşlardı. 6 sıra işte ikisi çıkabildi. Onlar da gitti. 144 milletvekili var. Peki ne yapacağız şimdi? Bana bir söyleyin. Ya Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın her safhasında meclis çatır çatır. Sakarya'da 80 kilometre Gazi Mustafa Kemal orduyu geri çektiği zaman mecliste Kayseri'ye mi Sivas'a mı taşınalım tartışmaları başladığında. Telekom Deniz onu da söyleyin bak, bitirelim. Hoca Vehbi Efendi Konya mebusu ve Diyap Ağa Dersim mebusu o zamanki adı Dersim Cumhuriyet'te Tunceli mebusu Diyap Ağa. Bizim Gürsel'in büyük babası, büyük dedesi çıkıyor diyor ki biz buraya vatanın harimi ismetine namahrem eli değmesin diye geldik. Ölürüz, gitmeyiz. Böyle bir karar alacak varsa önce alnından ben vururum diyor. E kardeşim, böyle bir meclis, Gazi Meclis, yani lafa gelince Gazi Meclis. Neymiş 15 Temmuz'da bir daha Gazi olmuş. E güzel, iyi. Yani peki ne yapıyorsunuz? Neden? Niye? Nedenini söyleyeyim. Siz aynı 1918'deki gibi bir padişah ya da bugün bir başkan
bütün yetkiyi onun eline bırakırsanız, tek kişi, istişareyi ortadan kaldırırsanız, işte kerameti kendinden menkul bir takım danışmanlar, mesela işte Jöleli lakabıyla bilinen bir danışmanı var. Adam dolar 1 lira olacak dedi, dolar 6 lira ortada yok. Dolar 5 lira olacak diyenler vatandaştan özür dilesin dedi, dolar 7 lira oldu, ortada yok. Şimdi bu adamlarla devlet yönetiyorsunuz. Bunun da ciddiyeti olmuyor. Yani bugün sizin az önce Sayın Hocam söylerken dediniz ki ya bu şirketler neden böyle oldu? Şirketler böyle olur tabii. Çünkü devletin kararları devlet kararı gibi değil. Bir kişi kararı. Bir kişi. Bakın son bir şey söyleyeyim. Son sözü söyleyeyim. Cumhuriyet Zafer Bayramı resepsiyonu yapıldı şeyde, sarayda. Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan'da olduğu için Kırgızistan'da da biliyorsunuz cami yaptık orada. Yani büyük paralar harcayarak falan. İşte burada saray yapıyoruz. Orada bilmem ne. Şimdi bir de Ahlat Sarayı yapacağız hani. Peki Cumhurbaşkanı yardımcısı kim? Sayın Oktay kim? Telekom yöneticisi. Telekom, Yimpaş yönetim kurulunda yer almış. Telekom yöneticisi arkadaş ya. Ya aklımızla alay ediliyor adeta. Ciddi söylüyorum ya. Adam Telekom'da milletin 20 milyar dolarını götürmüş, tüymüş, gitmiş. O Telekom'u bu adamlara satan adamlar şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı falan. Peki bununla nasıl güven uyandıracağız biz? Dolayısıyla mesele yerlilik, millilik, böyle işte televizyon kanallarında sabahtan akşama kadar 15 Temmuz edebiyatı şu bu değil. Türkiye ciddi tehdit altında. Evet. Türkiye bölünmek isteniyor. Türkiye'nin başına büyük çoraplar örülmek isteniyor. Bununla ancak bir milli birliktelikle çıkılabilir. Ama bunun aracı siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekrar hayata geçmesidir. Ve tekrar söylüyorum, Atatürk'ün yolundan başka yol yoktur kardeşim. Peki, Atatürk'ün yolundan başka yol yoktur. Yeniden Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına döneceğiz. Yeniden üretim ekonomisine döneceğiz. Yeniden milletimize güveneceğiz. Evet. Bunu yapabilirsek olacak. Peki, teşekkür ederim. Aslında güzel bir bize bir ekran sundu. Evet, çok güzel. Aldı götürdü, geriden bugüne getirdi. Şunu anlamaya çalışıyorum ben. Çıkış yolu. Yani nedir? Şimdi çıkış yolu dediğiniz zaman soru şu. Sayın Bozkurt'a katılıyorum. Yürekten katılıyorum. Şimdi çıkış yolu dediğiniz zaman neden biz buraya geldik sorusunu sormak lazım. Öyle değil evet. mi? Yani evet. Teşhisi yapmanız, doğru yapmanız lazım ki tedavi doğru olsun. Şimdi teşhis yani tedavi, ben katılıyorum. Ben aynı kelimelerle biraz daha farklı şekilde koyacağım. Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurmak. Bakın Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurmak. Yani 1923-1938'in Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez iki temel ilkesi vardır. Birincisi tam bağımsızlıktır, ikincisi laikliktir. Yani tam bağımsızlık olmadan ne iç siyasetinizi düzgün yapabiliyorsunuz, ne dış siyasetinizi, ne demokrasinizi yönetebiliyorsunuz, ne ekonominizi yönetebiliyorsunuz. Bakın Amerika 45 sonrasında gele gele içimize bir Fethullah cemaatini sokmuş. Çetesini sokmuş adam. Ya tarih yazacak bunu. Bunu tarih yazacak. Bu inanılmaz bir olay. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmamış bir olay. Peki biz nasıl Amerika ile bu ilişkileri kurduk ya kardeşim? Biz niye tam bağımsız Türkiye ilkesi, kurulan ülke nasıl geldi buraya? Biraz önce dediniz ki 24 Temmuz 1923'te Lozan'da kapitülasyonları vazgeçtiren, İsmet Paşa'ya gel Ankara'ya diyen Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ama ne yazık ki aynı tabii, İsmet tabii, Paşa tabii. 1 Nisan 1939'da Amerika ile ticaret anlaşması ve Amerika'ya en mahsar ülke sıfatını tanıdı. İşte bozulan başlama orada başladı. İkinci nokta, laiklik olmadan özgür bireyi nasıl yaratacaksınız ya? Eğitim düzeninizi, düşünce özgürlüğünü, insan haklarını, demokrasiyi nasıl koyacaksınız ya? Biraz önce söylediler. Suudi Arabistan'da kadını ikinci sınıf sayıyor.
Laiklik olmadan siz insan haklarından bahsedemezsiniz. Siz özgür bireyden bahsedemezsiniz. Siz bilimden bahsedemezsiniz. Biraz önce söyledim. Ya 1930'ların üniversitesine bakıyorsunuz. İki tane üniversite var. Ama bunlar üniversite. Dünyanın en iyi profesörleri orada. Diplomaları dünyanın her yerinde geçer. Tabii. 1936'da Ankara'da konservatuvar kuruluyor, opera kuruluyor. Ya gıpta edersiniz. Dünyanın en iyisi. Kur'anların hepsi gelmişler. Dünyanın en iyileri Türkiye'ye gelmişler. İşte bu son 80 senede 1910 Kasım 1938'den sonra yavaş yavaş bozuldu. Hepsi bağımsızlıktan ödün verdik, laiklikten ödün verdik. Efendim ilkokullara din dersi koyduk. CHP zamanında 1948'de 49'da. Tamam. Ya bunların hepsi ezan 49'da Türkçe okutulmaya başladı. Ya dinimizi kendi dilimizde anlayalım. Dinimiz çok güzel bir dil. Doğruları söylüyor. Arapça anlamadığımız bir dilden nasıl söyleyebiliriz ya? Nasıl anlayabiliriz dinimizi? Neden? Neden bu yobazlar, gericiler Arapçadan kutsal, musal, kutsallığı falan yok? Önemli olan sizin dini anlamanız, onu içtenlikle yerine getirir. Din dediğiniz olay bireysel vicdanlarınızla ilgili. Siz düzgün insan mısınız, dürüst insan mısınız, topluma faydalı insan mısınız? Bununla ilgili bir olay. Ama biz ne yaptık? İşte başladık ilkokuldan başlayan süreç. Rahmetli Demirel, ben çok severim kendisi. Çalıştım yani Fahri Danışmanlık 90'la 2000 yıllara kadar. İki ayda bir beni çağırdı, Güneş Sokak'ta oturdu. Ama ne dedi Yunus? Rahmetli Demirel'in övündüğü şeylerden birisi neydi? Rahmetli Demirel, bu ülkede en fazla imam hatipleri ben açtım dedi. İmam hatip okullarını. Ha, bilmiyorum şimdi rahat uyuyor mu? Sayın Rahmetli Demirel, şimdi bütün okullar imam hatipe döndü. Döndü de ne oldu? Ha, bakın size getirdim onu söyleyeyim. Döndü de ne oldu imam hatipe? Bakın, okullar imam hatipe dönmüş. Bu sene, bu resmi şey, ÖSYM'nin resmi tablosu. Bu sene üniversiteye giriş sınavlarına 2.260.273 öğrenci girmiş. Türkçe'de 40 soru sorulmuş. Ortalama doğru cevap 16. Türkçe kendi dilimizde. Sosyal bilimlerde 20 soru sorulmuş. Ortalama doğru sayısı 6. Temel matematikte 40 soru sorulmuş. Bakın, temel matematikte 40 soru sorulmuş. Ortalama doğru sayısı 5.6. Fen bilimlerinde 20 soru sorulmuş. Ortalama 2.8 doğru cevap. Ya Allah aşkına, biz hangi çağdaş Türkiye'den bahsediyoruz ya? İşte geldiğimiz nokta. Halbuki Cumhuriyet'in ilkesi neydi? Eğer 5000 tane imam hatipliğe ihtiyacın varsa 5000 tane imam hatipliği yetiştirirsin. 10.000 tane elektrik teknisyenine ihtiyaç varsa 10.000 tane yetiştirirsin. 10.000 tane doktora ihtiyacın varsa 10.000 tane doktor yetiştirirsin. Planlama yaparsın. Bunları ona göre yetiştir, hem de kaliteli yetiştirirsin. Aziz Sancar ne diyor? Aziz Sancar Nobel ödülünü kazandı. Ne diyor? Ben Nobel ödülümü neye borçluyum biliyor musunuz diyor. Mardin'deki o idealist hocalara diyor. Yani ilkokuldaki, ortaokuldaki hocalarımız, yani Cumhuriyet'in idealist öğretmenlerine borçluyum diyor. Elektriğimiz yoktu diyor. Mumla çalışıyorduk diyor. İtibar elektrikle de gelmiyor. İtibar burada. Ürettiğinizle. Dünyanın her yerinde siz şey dediniz, çok güzel dediniz. Ben bütün herkese, yabancılara da geldiği zaman bir diyorum Gelibolu gezeceksiniz. Türkiye'de iki tane, gezeceğiniz iki tane yer var diyorum. Bir Gelibolu'yu gezeceksiniz diyorum. O şehitlikleri göreceksiniz. Düşüneceksiniz. O sizi düşündürecek. Tarih nasıl değişti diye düşüneceksiniz. Çünkü Çanakkale geçilseydi tarihin seyri değişecekti. Bolşevik devrimi de yapılmayacak. Tabii, tabii. Yani oradaki müdafaa tarihin de müdafaası oldu. Yani İngilizler oradan geçselerdi Bolşevik devrimine izin vermeyecekler. İkinci gezeceğiniz yer Ankara'da, Çankaya'da Atatürk'ün iki katlı evi. Bağ evi. Bağ evi. İki katlıdır. Oradaki masaya bakacaksınız. Yemek masasına.
Ve şunu göreceksiniz. Atatürk nasıl burada kararlarını aldı? Atatürk'ün sarayları falan filan yoktu. Büyüklük değildi ama dünyanın en büyük liderleri arasında. Bence en büyüğü baktığınız zaman. Demek ki sarayla olmuyor bu. Arabanızda falan olmuyor bu. Ama Atatürk'ün ilkeleri neydi? İki tane ilkeleri vardı. Tam bağımsızlık ve laiklik. Milliyetçilik de tam bağımsızlıktan gelir, cumhuriyetçilik de tam bağımsızlıktan gelir, insan hakları da, demokrasi de, halkçılık da hepsi bunlarla şey yapar. İşte biz 1938'den sonra yavaş yavaş bunları kaybettik. 2000 yılında yani 2002 yılında siyasal İslamcılar iktidarı geçirdiler. Yani ben ideolojik ekonomide derken şunu demeye çalıştım. Yok götüremezler başka. Yani onların anlayışında ganimet paylaşı, üretim yok. Onların anlayışında ganimeti yandaşları arasında paylaştırmak. Nereden örnek verirseniz veririz, nereden giderseniz gidin ona çıkıyorum ben. Mesela başkaya çıkıyorsunuz. FETÖ'yle yapılan kavganın da sebebi bir ganimet paylaşımı değil mi? Ben 15 Temmuz'u siyasal İslamcılarla cemaatçi İslamcıların iktidar paylaşım kavgasıydı. Ne oldu? Ya siz çok güzel söylediniz. Hangi ülke, hangi ideoloji kendi silahlı kuvvetlerini yok etmeye soyunur ya? Allah aşkına ya bunu böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Suç işlendi ya. Bu suçlar yargılanacak. Siz zannediyor musunuz bunlar hesapsız kalacak? Efendim Bank Asya'ya adam mevduat yatırmış veya çocuğu öğretmenmiş, Bank Asya'ya yatırılmış maaşı. Hepimizin maaşı bir yere yatırılıyor ya. Bank Asya olur veya başka yer olur. Siz Bank Asya'ya mevduat yatıran bana faiz daha fazla neresi belirtirse şu anda devletin bütün bankaları geçerli değil mi Sayın Fatih Bey? Ha? Ben istediğim yere yatıramaz mıyım şu anda? Şu anda. Yarın öbür gün bir banka, farklı bir banka çıkarsa beni mi ilgilendirir? İlgilendirmez beni. Ama hiç kimse şeye hesap sormuyor. Bank Asya'dan kredi alıp yalılarda oturanları kimse sormuyor. Ama Bank Asya'ya kapısından geçerken ya bakıp ya burası daha fazla faiz veriyor. Ben buraya paramı yatırayım diye ne açarım? Onlar bir de pişkin pişkin hala televizyonlarda hakem kesiyorlar. Onlar zannediyorlar ki bu işlerden kurtulacaklar. Yok kardeşim hiçbir millet unutmaz. Bakın ne oldu? Ne istediyse verdik dediler değil mi? O zaman siz ne yaptınız? Türk Ceza Kanunu'nda çok açık bir madde var. İşbirliği. Terör örgütüyle, terör örgütüne yardım ve işbirliği. Bir öğretmeni siz görevinden alıyorsunuz, içeri atıyorsunuz. Peki sizin elinizde bütün imkanlar var. O subayları kim yerleştirdi komuta heyetine? Ben mi yerleştirdim? Onları kim general yaptı? Ben mi yaptım? İktidar yaptı. Veya 2010 yılında işte yapılan referandumda yargıyı FETÖ'ye kim teslim etti? İktidar teslim etti. Veya 2015 Ağustos'unda kim itiraf etti? Biz dedi, emir verdik. Mülki amirlere müdahale edilmeyecek diye. Güvenlik amirlerine PKK çukurları kazarken hendekleri. Peki bunun adı ne Allah aşkına? Türk Ceza Kanunu'nda terör örgütüne yardım, teşvik, yataklık işi bu. 402 yani, operasyon isteğinden sadece bunu, 6'sına olur verildi. Bakın, 402 operasyon isteği. Burada vatan hainliği de var. Çünkü siz kendi silahlı kuvvetlerinizi, kendi yargınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok ciddi şeyden bahsediyorum. Biraz önce Suriye'yi dediniz. Suriye'de aynı şeyden bakabilirsiniz. Ya Suriye'de Allah aşkına bizim ne ilişkimiz var? Suriye'de ne ulusal çıkarımız var Suriye'nin bölünmesinden? Ancak siz bunu ümmetçi anlayışa bağlarsanız, siyasal İslamcı, mezhepçi bir anlayışla giderseniz Suriye'ye girmek istersiniz. Yapılan hata oydu. Yani bugün açısından o gün de hataydı biz söylediğimizde. Onlar anladı. Dikkat edin çıkamıyorlar. Ya Suriye'de İdlib'de. Suriye diyor ki İdlib diyor, İdlib'de benim kentim diyor, eyaletim diyor, bölgem diyor. Orada teröristler var ben bunları temizleyeceğim. Rusya ile İran'da diyor ki adam haklı diyor Suriye. Suriye'nin egemen bölgesi burası diyor. Burada teröristler var bize. Türkiye diyor ki efendim orası güvenli bölge. Ya sen onu diyeceğine Suriye merkezi hükümetiyle işbirliği yapsana. Siz biraz önce dediniz anlaşma bitti bile anlaşma. Amerika dedi ki Amerika ile Rusya arasındaki esas şeyler orada kopacak. Amerika dedi ki Fırat'ın batısı sana ait Suriye'nin arkadaşım. Fırat'ın doğusunda
bize ver. Orada eyalet, federal bir devlet için otonomluk ver. Tamam mı? Elimizden gidiyor. Bakın uyarıyoruz. Siz suç işliyorsunuz. Bunu bütün 3 sene mecliste söylüyoruz. Ya 2011'den beri söylüyoruz. Nisan'ından beri söylüyoruz. 2010 aralığında sınırlar açıldığında bizim endişemiz neydi biliyor musun? Çok saftirik bir şekilde. Ya terör örgütü PKK'lılar gelecek diyordu. Ya olay o değilmiş. Silahlı teröristler Türkiye'den Suriye'ye gidecekmiş. Olay oymuş. Ha şimdi bunun belgeleri bakın. Nasıl FETÖ ile işbirliği yaptılar? FETÖ bütün yolsuzlukları hepsini izledi. 17-25 Aralık'ı ortaya çıkardı. Şimdi İngiliz birliği yaptı. Amerikalılar, İngilizler, Ruslar, Almanlar hepsi ne olduğunu, Suriye'de kimlerin kimi desteklediğini biliyor. Esas suçlu Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri küresel eşkıya. Küresel eşkıya karşı bir şey yapamıyorsunuz. Ama küresel eşkıya size zarar verebilir. Şimdi benim anlatmak istediğim, geldikleri nereden bakarsanız bakın, geldikleri nokta hep İslamcı açıdan. Bakın, son yıllarda, yani bunlar iktidara geldikten sonra ve son 5-6 senedir birdenbire ikinci Abdülhamitçi oldu. Şirin gösterilmeye çalışıyor. Halbuki ikinci Abdülhamit'in bunlarla ilgisi yok ama ikinci Abdülhamit'in özelliği neydi? 1876 ile 1909 arasında 33 yıl hükümdarlık yaptı. 1890'dan sonra baktı ki Abdülhamit işler iyi gitmiyor. Ya dedi ben İslamcılığı kullanabilir miyim? İmparatorluk yıkılıyor. Bütün büyük devletler bir tarafına ele atmış. Ben Pan-İslamizm'de bunu kurtarıyorum. Yani onlar 2. Abdülhamit'te tarihi dayanak bulmaya çalışıyorlar. Yani nereden bakarsanız bakın. Benim baktım eğitime bakıyorsunuz ya. Ya adamlar bozmaya çalışıyor. Her bakan sistemi değiştirir mi ya? Hayır amaç sistemi tamamen bozmak. Arap saçına çevirmek. Neden? Rektörü bile ne diyor rektör yardımcısı? Okumuş adam bize göre değil diyor. Bize cahil adamlar daha makbul diyor. Niye? Okumuş adam düşünmeye başlayan, özgür düşünen adamdır. Ya diyecek ki arkadaş sen çalıyorsun, yıkıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tesadüf değil ki. AKP'ye oy verenler eğitim düzeyi düşük olanlar. Şimdi AKP bunları hala eğitim düzeyi düşük tutmaya çalışıyor. İşte size açıkladım. Eğitim sonuçlarını açıkladım. Biliyorsunuz geçen günlerde kalitesi açıklandı. 138 ülke arasında Türkiye 99. Evet, 137 sırada. Ülkenin eğitim kalitesine göre 90. sırada Pakistan ve Endonezya'nın da gerisindeyiz. 99. Türkiye'nin kalite notu ise 7 üzerinden 3.1 oldu diyor. Hocam şunu da söyleyeyim. Ülkelerin eğitim sistemi kalitesine göre oluşturan listede Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye'nin önünde sıralandı. Yani konu şudur. Konu bugün yani 1938 ile 2002 arasında partilerimiz ne yazık ki sağ solculuk oynamışlardır. Şunun farkına varamamışlardır. Cumhuriyetin temel ilkelerine sarılamak. Ondan ödün vermişlerdir. Hepsi. Ecevit'i de, Demirel'i de, Turgut Özal'ı da Fethullah'la ilişkisi olmuştur. Cemaatlere göz kırpmışlardır. Bunu yanlış olduğunu söylediği zaman da partiden atarlar adamı. Öyledir Türkiye'de. Ha, siz dediniz 600 tane milletvekili. Ha, 600 tane milletvekili ama öyle oturup parmak kaldırmakla olmuyor bu iş Sayın Bozkurt. Milletvekilliği dediğin zaman çıkacaksın, genel başkanının yanlışlarını yüzüne vuracaksın. Ha, bunun sonunda benim gibi ihraç edilmek de var. Ama ben onu ne? Şeref madalyası olarak taşıyorum. Bakın bugün her şey ortaya çıktı. Dediklerimizin hepsi doğru çıktı. Siz eğer sesinizi çıkarmazsanız bugün, ha o zaman millet ne diyor? Bunlar oturuyorlar, el kaldırıp, el indirip para kazanıyorlar diyorlar. Haklı olarak öyle. Çünkü iş yapıldı. Milletvekilliği çok önemli bir görev. Eğer onun hakkını verirseniz alınan maaş çok az bir maaştır. Ya 20 bin lira veya küsürü nedir ki ya? Bugün mezun olan çocuklar büyük şirketlerde 10-15 bin lira işe başlıyorlar. O açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurması gerekiyor. Bugün içinde bulunduğumuz dönem İslamcılarla, siyasal İslamcılarla cumhuriyetçiler. Siyasal İslamcılar deniz bitti artık. Şeyleri de yok. Dış politikada tıkandılar, iç politikada tıkandılar, ekonomide tıkandılar, eğitimde tıkandılar. Şimdiki itibariyle bakın Türkiye'de şöyle bir dağılım da var. %60'ı kadar Türkiye'de hala cumhuriyetçi.
%40 kadar işte bu sosyal yardımda oydu buydu, ganimet paylaşımında İslamcı Tayyip Erdoğan'ı destekliyorlar. Fakat bu giderek şimdi azalacak. Başta söylediğim gibi bu çok ciddi bir durgunluk. Yani yapısal bir durgunluk. Öyle bunlar iki ayda geçecek şeyler değil. Bunlar çok ciddi. Çünkü bugüne kadar dış politikada tamamen, bakın daha ciddi sorunlar geliyor, onları konuşmadık. Bu ekonominin üstüne papaz sorunu değil esas olay. S-400'ler olayı. Amerika diyor ki sen bana bağımlı kalacaksın arkadaşım diyor. Esas fırtına orada kopacak. Amerika diyor ki Fırat'ın doğusuna Kürt devletine razı olacaksın, taşıran Kürt devletine. Hocam ha, burada işte bir ara verelim. Tamam. Süremiz tamamlandı. Bizden ayrılmayın. Peki Sayın Bozkurt'un söylediği Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk'ün yoluna giderse bunun yanında oluruz sözüne. Acaba AKP hangi yolda, eğitim konusunda çocukları nasıl yetiştiriyor? Elimizde görüntüler var. Az sonra bizden ayrılmayın.